Kardemir tarafında şöyle bir durum var. 24'ü biraz önce söylemiştim ya, hani 40'lara doğru 40'ın altında Ereğli, 24'ün altında da Kardemir gerçekten hani ucuz hale geliyor ve oralardan alımlar geliyor. Bu tarafları yakaladığım zaman, yani şöyle biraz daha özetleyeyim. Ereğli'de 42 ve 6, Kardemir'de 24 ve 6 alım fırsatı oluyor. Şimdi burada şunu yapmaya başladı Kardemir. Gelen raporlar ve iş modeliyle birlikte tabii ki burada şunu unutmamak lazım. Demir Çelik deprem döneminde ciddi bir rally yapıp ondan sonra sakinledi. O sakinlemenin de hala içerisindeyiz. Ben biraz daha Ereğliciyim. Hani bu taraftaki hareketin devam edeceğini düşünüyorum ama Kardemir'de de şu hareketi takip edebilirsiniz teknik olarak. Bir kere 26,5 korunursa bence sorun yok. Yukarıda 28,60 kırılırsa bir önceki zirve 32-33 hattına doğru bir hareketlilik kendini gösterebilir. Ben ikinci 6 ayda dediğim gibi hani demir çelik tarafında hareketliliğin devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden Ereğli, Kardemir ya da Kocaer'den bir tanesini sürekli takip etmekte yarar var. Kocaer Cemtaş olabilir. Hani bunları yakından takip etmek lazım. Kocaer bu sene gene bir miktar daha güçlü ama ben biraz böyle bir ufak ufak Cemtaş'ta da gözüm var. Onu da söyleyeyim. Ama bu tarafta Kardemir ya da Ereğli'den bir tanesi yine portföylerde olabilir. Ama alım seviyeleri çok kritik. Onu tekrar altını çizeyim. Geri çekilmelerde Ereğli'de söylediğim seviye, Kardemir'de de özellikle 24 ve altını yakalarsak almakta yarar var. Yukarıda da özellikle 28-60'ların üzerine doğru bir Kardemir hareketi görürsek yine alım fırsatı için bir daha bir değerlendiririz.